Evet değerli konuklarım, Melek programı tüm hızıyla devam ediyor ve karşımda gencecik, çok yakışıklı, asla Türk'e benzemeyen, adeta bir İngiliz'e benzeyen, çok hoş bir genç adam oturuyor. Yaşını duyduğum zaman inanamadım. Siz de inanamayacaksınız. Metin Hara efendim, bugünkü konuğum. Bir alkış istiyorum. Sefalar getirdim sevgili. Metin diyebilir miyim benden? Tabii çok ki. Gençsin çünkü. Peki, efendim hemen kimliğini size okumak istiyorum. Metin Hara, Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitimi aldı. Tamamlayıcı tıp alanında da eğitimi var. Fizyoterapist ama biz şimdi biraz fizyoterapiden bahsedeceğiz. Koltuklarınıza gömülünüz, çayınızı, kahvenizi alınız yanınıza. Çok keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Bakın çok değişik bir konu işleyeceğiz bugün sevgili Metin'le. Alternatif tıp, düşünce gücüyle hastalıklarımızdan, ağrılarımızdan nasıl kurtuluruz? Kaç yaşında görünüyor sizce Metin? 18-20 arası değil mi? İnanılır bir şey değil, 32 yaşındayım dedi. Ben şok geçirdim. Peki, şimdi sevgili Metin, burada seninle ilgili yaşadığım bir olay var. Ben hemen izninle onu okumak istiyorum seyirciye. Efendim, Metin Hara doğduğunda babasından genetik olarak kendisine geçen kan pıhtılaşması sorunuyla çocukluğu boyunca mücadele ediyor. Bu nedenle de güneşe, bahara, güneş kremine, sabuna, polene alerjisi vardı. Düşüp bir yerini yaralamaması, kanatmaması gerekiyordu. Çok zor bir durum bu. Zamanla bu hastalıklarını kendi başına nasıl iyileştirebileceğini, kontrol altına alabileceğini fark etti. Ve onun üzerine gittin ve eğitimi aldın. Çok enteresan bir şey. Şimdi burada bahsettiğimiz şeyler seni etkilemiyor mu artık? Çok açık söyleyebilirim, hayır. Ama burada şunun hep altını çiziyorum. İnsanlar bunun sadece ve sadece benim yeteneğimle ilgili olduğunu düşünmeye başladılar. Zaten 18 yaşına kadar yaptığım şeylerde kendi üzerimde bir şeyleri deneyip hani her şifacı bir şekilde kendine şifa vermek için bir şey bu yola giriyor. Ve bir süre sonra öyle bir noktaya geldi ki insanlar sadece bunu bana bağlamaya başladılar. Hmm. 18'inden itibaren ben bunun böyle olmadığını, bunun insanların doğal yetenekleri olduğunu ve herkesin yapabileceğini anlatmak için bu eğitimlere başladım. İnsanları eğitmeye başladım. Yani orada söz edilen şeyleri genelde bak Metin ne yaptı değil, bak sen ne yapabilirsin amacıyla yazıyorum. Evet. Yani herkes bir şeyler yapabilir diyorsun. Benim iddiam bu. Bugüne kadar bize gelen herkes ellerinden geleni yaptıklarında, emek harcadıklarında bir şeyler yapabilir. Bugüne kadar tabii çok iyi bileceksiniz. Benim bir yanım tıba dayanıyor, bir yanım içsel bir yolculuğa dayanıyor. Evet. Yani bir yandan da hani fizyoterapiden bahsedeceğiz ama sevgili Metin'in bir de şifacılığı var. Yani eliyle şifa dağıtıyor. Onun için bu sohbet kaçmaz. Hiç yerlerinizden kalkmayın bence. Yani burada tıbbı reddetmeden tıpla işbirliği içerisinde hastaların ne yapabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. İnsanlar genelde pasif kalıyorlar. Benim hastalığım böyledir ve hiçbir şey değişmez, yapılamaz diyorlar. Ben buna karşı bir şeyler yaptırtmaya çalışıyorum. Tedavini gör. Gereken uzman hekimlere git ama hasta olarak senin yapabileceğin çok şey var. İnsan bedeninin yapabileceklerini ne bugün tıp ne bugün insanlar hala tam olarak keşfetmiş değil. Bizler bir noktaya kadar görebiliyoruz. Bunun ötesini tıbbi istatistikler tutamıyor. Benim de amacım hastanın gereken sorumluluğu alması ve doktorla işbirliği içerisinde kendi klinik tablosunu değiştirebilmenin emeğini vermesini istiyoruz. Ve inanması galiba. İnanması ama mi? Burada mesela sıkıntılı bir durum var. Şimdi çok iyi biliyorsunuz artık herkes bir koç olduğu bir şeyler söylüyor. Ben iyileştiririm diye iddia ediyor. Hacı hocaya gidiyor.
Bu kitapta da, eğitimlerde de... Evet, şöyle bir kitabı var efendim. Biz hiçbir zaman bilimsellikten dışarıya çıkmıyoruz. Mesela şöyle gelenler oluyor bana. Hı. Ya ben iyileşeceğime inanıyorum diyor. Diyorum ki hiçbir işe yaramaz. Ha. İyileşmeye inanmak hiçbir işe yaramaz. İyileşmek için emek göstermediğinde. Evet. Yani hani... Bir şekilde ağaç isteyen tohum eker diye bir lafı var değil mi Mevlana'nın? Bu kadar basit. İnsanlar hep olduğu yerde oturuyor. Yani tohumu ekmezsen ağacın çıkmasını nasıl bekleyeceksin? Aynen ve öyle. Onu sulamazsan, kesinlikle. Çapasını yapmazsan. Şimdi şüphesiz ki insanlar bir emek vermek durumunda ve onlar emek vermek istemiyor. Mesela şimdi son moda şu, artık bana çok fazla gelmiyor benim üslubumu bildikleri için ama ben hastalandım. Ameliyat olmak istemiyorum, doktora gitmek istemiyorum, hoppala iyileşelim. Böyle bir şey yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle ben desteklemiyorum. İnsanlar hastalıktan kaçmak için inanıyorum. Şöyle şöyle diyeceğim, iyileşmek istiyorum diyeceğim ve iyileşeceğim diyorlar. Böyle bir durum yok. Bedenimiz bizim söylediğimiz kelimelere göre değil, hissettiğimiz şeylere göre tepki verir. Çünkü hormonlarımız hislerimizle tetiklenir. Siz sabaha kadar iyileşmek istiyorum deyin ama iyileşecek şeyleri yapmadığınız sürece iyileşmek sadece bir mucize olacaktır. Şimdi burada bir bilgi var elimdeki notlarda. Metin Hara babası trafik kazası geçirmiş ve doktorlar bir daha asla yürüyemeyeceğini söylemişler. Annesi de kanserle mücadele etmiş ve Metin Hara annesine ve babasına alternatif tıpla yardımcı olmuşsun. Mesela neler yaptın Metin? Şimdi aslında... Yani baban yürüyebildi mi mesela? Aslında burası ilginç bir konu. İnsanlar bunu çok şey yapıyor. Orada anne ve babamı alternatif tıpla ben bir şey yapmadım. Biz zaten çok alternatif tıp demiyoruz. Çünkü alternatif tıp demek... Tıbbın ümit kestiği hastalarda yapılan bir şey demek. Biz bugün Türkiye'nin en bilinen hastaneleriyle işbirlikçi bir tedavi yolu çiziyoruz. Anne ve babayla tabii ki evlatları olarak destek olma şansı buldum. Bir yandan da buradaki izleyicilerimiz de bilir. Yani hastalığı yaşayan insan tabii ki zorlu bir sürece giriyor. Ama hasta yakınları neredeyse benzer zorlukta bir süreç yaşıyorlar. Ben annem ve babama bir terapist olarak bana göre başarılı bir tedavi uygulamadım. Ama bir evlat olarak olabileceğim en fazla desteği olmaya çalıştım. Çünkü birinci derece yakınlara tedavi yapmak çok zordur. Bunu cerrahi müdahalede bile doktorlar yapmaz. Bir arkadaşı müdahaleye girer. Ama tabii ki aile olarak birbirimize destek olduk. Hani anne iki kez kanser oldu. Baba iki kazası var. Bir tanesi çok ağır. Orada fizik tedavicileri, doktorları ve en önemlisi babamın bu mucizeyi yaratırken verdiği emek çok önemli. Ve aslında benim bu yola girmemin en büyük nedeni de babamdır. Babam yoğun bakımdayken ben yanına gidiyorum. İşte yürüyecek, yürümeyecek, yaşayacak, yaşamayacak biraz zor bir dönem. Ve babam diyor ki buradaki hocalar bana çok yardım etti. Sen de insanlara yardım edeceksin. Ve ben o süreçten sonra çapaya girmeye karar veriyorum. Hani bir mühendis olmaktansa sağlık alanında bir şey yapmaya çalışıyorum. Sağlıkçı olmaya karar veriyorum. Aynen öyle ve bir şekilde bu zaten içsel olan yolculuğumla birleşip hem içsel hem tıbbi iki kanatta ilerlemeye başlıyor. İkisini birbiriyle birleştiriyorsun ve insanlara yardımcı oluyorsun. Peki diyorsun ki kanser insanı öldürmez, yaşamı hediye eder. Ne demek bu? Şimdi bunu anlatmak çok önemli. Bugün insanların kanser olmalarının nedeni olan birçok faktör, beslenme, genetik, yaşam tarzı, düşünce, psikolojik. Eskiden biz bedene birazcık daha mekanik bir düzlem olarak bakardık. Artık bunun bu şekilde bakılması ve tedavi edilmesinin iyi sonuç vermediği gözüküyor. Bugün yapılan son bir çalışma var Amerika'da. Yaklaşık hastaların %70'i tekrar kanser oluyorlar. Sadece tıbbi tedavi olduğunda. Tıbbi tedavinin içerisine artık yurt dışında psiko-onkoloji işin içine girmeye başladı. Yani
Artık sadece tümörün olduğu bir beden olarak hastayı görmemek, ama bu hastanın psikolojik sıkıntıları olduğunu, bir nedenle bağışıklık sisteminin düştüğünü ve bu hastalığı destekleyen psikolojik etkenlerin de olduğu ortaya çıktı. Bunlar artık tartışılmaz bilimsel veriler. Bizler bana bazen diyorlar ki ya Metin, biz de inanırız işte pozitif düşüncenin işe yaradığına. Diyorum ki bakın, benim söylediğim şeyler inanç işi değil. Ben bir bilim insanıyım. Siz bugün çok travmatik bir şey düşünün. Soma olaylarını düşünün. Evet. Anında bedeninizde gerginlik yaratmaya başlayacaktır. Hepimizde ve adrenal hormonlar dolaşmaya başlayacaktır. Bugün bir bebeğin size koşarak, kahkahalar atarak sarıldığını düşünün. Milisaniyeler içerisinde bedeninizde oksitosin ve endorfin hormonları salgılanacaktır. Yani düşündüğünüz her şey saniyeler içerisinde bize bedeninizde dolaşan kimyasal ajanlar oluyor. Bedeniniz o nedenle geri dönüyor hemen. Aynen öyle. Şimdi insanlar bana gelip diyor ki ben organik domates yiyorum. Diyorum ki organik yaşıyor musun? Vallahi domatesi organik yiyorum. Ya yaşamak bir tek yemek mi diyorum. Düşünce yapın nasıl diyorum. Hı-hı. Düşünce yapısı bütün gün stres içerisinde. Ya. Şimdi yediğin domatesin etkisi günde 15 dakika, 10 dakika etkiler. Ama düşünce yapın 24 saat. Bugün psikolojinin bağışıklık sistemini düşürüp yükselttiği bilimsel olarak açıklanmış ve kanıtlanmıştır. O nedenle bizler... Beynimizi mi düzelteceğiz? Evet. Biz? Burada kanser olan insanlarda... Benim annemle ilgili vereyim örneği. Ben anneme ilk kanser teşhisi konuluğunda şöyle bir soru sordum. Anne mutlu muydun dedim. Mutlu musun dedim. Ben mutluydum, gayet iyiydim. Neden beni buldu? Kanserde hep o ilk reddetme dönemi vardı. Evet, herkes evet, neredeyse evet. Bunu yaşar. Ve bu şekilde mutlu olduğunu söyledi. Kanseri bitti. Sonrasında tekrar bir sürece girdi. İkinci kez tekrarladı. İkinci kez kanser olduğunda bu işin sadece kimyasal tedaviyle olmadığını, duygularını, yaşamını, davranışlarını, hayata bakış açısını, her şeyini değiştirmesi gerektiğini onun anladı. Onun için hep moral derler değil mi? Moral çok önemli ama insanlar morali yapmacık kahkahalar olarak algılıyor. Ha. Moral yine içsel bir durumdur. Bana diyorlar ki ama Metin o çok gülümsüyordu, neden kanser oldu diyorlar. Diyorum ki... Terapi odasına girdiğinde o gülümseyen insanların ne sorunları olduğunu bir bilseniz... İşte onun için çevresel faktörler çok önemli. Kesinlikle değil önemli. Mi? Etrafın yanındaki insanlar falan çok önemliler. Kesinlikle. Tek annem at kahkahaları dur bir işe yaramıyor hiçbir yani. Hiçbir işe yaramıyor. Annem ikinci kanserinden sonra belirli bir süreç yaşadı. Ve şu an kanser olduğuna şükreden bir insan. Bakın hastalık dediğiniz şey... Bizim bedenimize neleri hatalı yaptığımızı gösteren uyarı sistemleridir. Hı hı. Bugün panik atakla yaşayan bir insan eğer panik atak yaşamazsa hayat boyu korku içerisinde yaşayıp hala aynı hayatına devam edecek. Panik atak diyor ki sana bak çok panik yapıyorsun bir şeyleri değiştir artık. Hı. Yani nasıl arabamızda bir gösterge yanıyor ve biz arabayı tamire götürüyoruz. Hastalıkların hepsi de hayatımızda daha mutlu olmamız için uyarılardır. Bunu bu şekilde görmek lazım. Hastalıktan kurtulmaya çalışmak, onu yok etmeye çalışmak, bedene hükmetmeye çalışmak değil, bedeni anlamak gerekiyor. İşte biz birazcık bunu yapmadık. Bir kızılderili beyaz adamla yan yana, beyaz adam diyor ki, ya biz de artık bu topraklara geldik. Neden paylaşmıyorsun bu toprakları bizimle? O da diyor ki bakın diyor siz toprağı anlamıyorsunuz. Çünkü toprağı dinlemiyorsunuz. Dinlemediğin şeyi anlamazsın. Anlamadığın şeyi tanımazsın. Tanımadığın şeyden korkarsın ve korktuğunu yok edersin diyor. Bakın bizim topraklarımıza her saniye yok oluyor. İnsanlar da bedenini yok etmeye çalışıyor. Ve şunu çok açık söyleyeyim. Her şeyle kavga edebilirsin ama doğayla, varoluşla, bedenine kavga edemezsin. Burada kaybeden er ya da geçsen oluyorsun. İnsanlar ağrı olduğunda ağrıyı keselim diyorlar. Ya tamam, yaşamsal bir şey varsa bazı özel durumlarda yaşam kalitesini arttırmak için ağrı azaltılıyor. Ama bir dinle. Ne diyor bedenin sana? Neyi yanlış yaptın i̇şte ki ağrıdı? İşte o dinlemeyi nasıl öğreneceğiz? Bu... Bak burası çok önemli. Yani düşünce gücüyle bunların üstesinden gelelim de o düşünce gücünü nasıl kullanacağız? Bunu nasıl öğreneceğiz? Mesela
birkaç tane şeyi anlatabilirim size. Şimdi insanlar düşünce gücü dendiğinde biliyorsunuz bu son 10 senede biraz moda oldu. Evet. Benimle beraber bu yola girenler şaşırıyorlar. Çünkü masanın üzerinde ametist bir taş var. Ah, negatif enerjiyi alıyor değil mi diyorlar. İşte bir şeyler diliyoruz, evrene yolluyoruz filan diyorlar. Benim çok alakam yok bu işlerle. Belki de gülüyorsunuz yani, bunlara. Yani ben çok açık söyleyeyim. Siz pozitif düşünseniz de düşünmeseniz de bir şekilde kolunuz kesiliyor ve o kol iyileşiyor. Beden zaten bu sistemlere sahip. Bizim yapmamız gereken bu sistemleri bloke etmenin önüne geçmek. Bunu da yapabileceğimiz en önemli şey stresin önüne geçmek. Çünkü stresin yükselmesi bağışıklık sistemini anında yok ediyor. Her şey stres hanımlar. Evet. Her şey stres. Şimdi insanlar bana diyor ki ama stresin kaynağı ben değilim, dışarısı. Ben de diyorum ki hayrola diyorum, hani bizim ofisimiz İstanbul'da değil mi? Hani ben daha yeni şehir dışında 4 günlük bir eğitimden döndüm. İşte kitap çıkıyor. Yarın başka bir programımız var. Şimdi döndüğümde hastalarım var. Akşama Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir toplantısı var. Ben de onun yönetim kurulundayım. Orada işte kanserli çocukları ağırlayacağımız bir proje Metin, var. Peki. Bunu çok açık söyleyeyim. Bunu başarabilmek için insana ne para verirseniz verin buna dayanamaz. İnsanı ne hırslara bürürseniz bürüyün bunu şey yapamaz. Ama ben bambaşka bir dünyaya inanıyorum. Ve bana göre insanların da artık bu hayalde birleşme vakitleri geldi. O nedenle artık istila başlıyor. Ve bu hayal her gece yatağa yattığımda, her sabah uyandığımda benimle olan bir hayal. Yani ben bir hesapladım. Ofisi kurduğumda 186 gün hiç dinlenmeden çalıştığım zamanlar olmuş. Bunu normal bir hırs yapamaz. Ama evet, bambaşka bir dünya yaratılacak. Ve bu insanların kalbindeki değişimle yaratılacak. Zaten bu kitapta da ilk kez bir kitap bir insana aşkı anlatmayacak, aşkı yaşatıyor, sağlığı yaşatıyor, bambaşka bir dünyayı yaşatıyor olacak. Amaç bu. Yani yaşadığımız ortamda psikolojik sorunlarımız her zaman oluyor. O stresi her an yaşıyoruz. Bedenimizde çevresel faktörler, her şey üstümüze gelirken senin düşündüğün gibi düşünebilmek, kendimizi buna bir şeylere inandırmak vallahi çok zor yani. Aslında bilimle, zor mu kolay mı? Bilimle bu zor değil. Sadece insanlar zor yolu deniyor. Şöyle basit bir açıklayayım, çok kısa. İnsanoğlunun uyanık olduğunda iki beyin dalgası var. Bir tanesi beta, yüksek beyin dalgası. Bu stres faktörünün yüksek olduğu evet. beyin dalgası. Bir de alfa, dingin olduğumuz zaman. Evet. Şimdi beta'nın doğadaki var olma nedeni bir tehlike varlığında senin o tehlikeden kaçabilmen ya da saldırabilmen. Yani bir kaplan gördüğünde beta'ya geçiyorsun. Bu beyin dalgası mutlu olunabilecek bir beyin dalgası değil. Çünkü bu beyin dalgası tehlikenin varlığında senin kurban olarak hissettiğin bir beyin dalgası. Bu beyin dalgası sen sürekli alarm halindesin. Zihnin ne yapıyor? Sürekli geleceğe gidip plan yapıyor. Neden? Kaplan sağdan gelirse sola gideyim, soldan gelirse sağa gideyim. Amaç kısa milisaniyelerle tepki süresini arttırmak. Bir şekilde sürekli plan yaptığında aslında beta'dasın. Korku seni yönetiyor. Sürekli geçmişe gidip travmaları eşeleyenler de aynı şekilde. Niye? Daha önce bu hayvan bana nasıl saldırdı? Yani bir antilop timsahtan kaçarken suya doğru gitmez. Bir fare kartaldan kaçarken ağaca tırmanmaz. Hep önceki travmalardan ders çıkarıyoruz. Yani bir sokakta 3 kez soyulduysan gece 4. kez o sokağa girmezsin. Amaç öğrenmek. Şimdi bu beyin dalgası bir nedenle var. Tehlike olduğunda. Bakın tehlike bir hakikattir. Korku bir yanılgıdır. Arasında çok büyük bir fark var. Tehlike gerçekten bir anne çocuğu yola gitti ve araba üzerine geliyor. Aniden koşar, kasları gergindir, beta beyin dalgasındadır, refleksleri hızlıdır. Tak diye çocuğu tutar ve geri çeker. Bu gerçek bir tehlike ve yerinde bir beta evet. beyin dalgasıdır. Ama anne evde oturdu. Durduğu yerde vah çocuğumun başına bir şey gelirse, aman da çocuğuma bir şey olursa demeye başladığı an burada yanılsama başlıyor. Çünkü olmayan bir korkuya korku tepkisi vermeye başlıyorsun. Şimdi bu hormonlar bedende dolaşırken sen sabaha kadar kendimi seviyorum de,
iyileşmek istiyorum de, ben mutlu olacağım de, işte bilmem nereden uzaydan birileri gelsin, elini soksun bulutların arasından bana mutluluğu versin de olmayacak. Çünkü bilimsel olarak bu hormonlar seni mutlu etmemek için tasarlandı ki sen saldırganının yanında ondan uzaklaş. Bir antilop bir kaplanın yanında mutlu olursa hiçbir şekilde o saldırganın yanında yaşar halde durmayacak. Ve türünün devamı için uzağa gitmek durumunda. İşte o nedenle size acı veren her şey bir noktada evrende acı koduyla, ağrı koduyla, mutsuzluk koduyla tasarlanmıştır. Alfaya geçtiğiniz zaman nedir? Hamakta yatıyorsunuz. Hep alfada olsak keşke. Hep alfada olmak da iyi bir fikir değil. Neden biliyor musunuz? O zaman tehlike anlarında çok hızlı hareket etmeniz gereken yerde ölürsünüz. Savunmasız kalıyoruz. Savunmasız kalır. Sadece anladım. Şu, doğada günde 15 dakika beta beyin dalgası için tasarlandık. Bakın günde 20 saat boyunca bir kaplan tarafından kovalanan bir geyik görmezsiniz. Evet. Bu kadar basit. İşte o nedenle bir şekilde beyin dalgamızı düşürmenin öneminden bahsediyoruz. Bir telefonumuz var. Tamam. Hemen alalım. Sevda Şahin Bursa'dan bağlanıyor. Sevda Hanım. İyi günler. İyi günler canım. Değişik bir konu işliyoruz bugün. Bakalım evet, sizin... Ben zaten her gün izliyorum sizi. Çok beğenerek de izliyorum. Teşekkür ederiz sevgili Sevda. Evet, bekliyoruz. Sevda? Ya ben bir 5-6 yıldır devamlı... Alo. Dinliyoruz canım. 5-6 yıldır devamlı... Benim sesim sanırım geriden geliyor. Televizyonun bak Sevda, televizyonun sesini kısıp da tamam, bizimle sadece tamam, telefonla konuşsan anlaşacağız. Tamam, bekliyoruz tamam, canım. Tamam. Ya ben 5-6 yıldır psikiyatri tedavisi görüyorum. İstanbul'a da gittim, tedavi oldum. 4 defa hastanede de yattım. Evet. Yani ilacı kullanıyorum. Evet. Ondan sonra yani şu anda o kadar zor konuşuyoruz. Yani artık ben çok yorulduğum için bu rahatsızlıklardan. Ondan sonra işte şu an ipti bıraktım yani 75 miligrama kadar düştüm. Doktorumu değiştirdim. Çünkü ilaç kullanırken de devamlı uyuyorum. Yani bir fayda göremiyorum ilaçta. Devamlı yatıyordum. Şu an yani İlacı kullanırken de öyle. Devamlı her yerim ağrıyor. Sanki başımda bir yük hissediyorum. Kaldıramıyorum. İnanır mısınız günde 3 fincan kahve içiyorum. Hani ayağa kalkmam gerekiyor. Çünkü 2 tane çocuğum var. Kaç 15 yaşındasın? 15 yıllık da evliyim. Sevdacığım kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. Çok gençsin. Peki. Sıkıntın ne Sevda? Ya... İşte onu diyorum yani hani gerçekten evliliğimde Allah'a şükür hani öyle bir çok bir şeyim yok yani hani bir sorunum eşimle geçimsizliğim yok. Evliliğinde de bir sorun yok. Evet yani çocuk oğlum birazcık benim şu an 14 yaşında hani biraz onun böyle ergenlikleri oluyor onu da hatta İstanbul'da bir yere götürüyoruz. Hani yardım alıyoruz yani onu da şey yapıyorum ama yani sonuçta ben kendimi kaldıramıyorum yani. Yani şu an evde oturuyorum. Böyle oturuyorum. Yani hiç kalkamıyorum. Bedenim ağrıyor. Doktora gidiyorum. Ya yani hiçbir şey yok. Herkes psikiyatriye bağlıyor. Sevda, başta söyledin evet, mi ben mi kaçırdım? Kaç zamandır bu durumdasın? 5-6 yıldır böyleyim. Hastalığın adı kondu mu rahatsızlığını? Depresyon. Depresyon. Yani ondan sonra obsesif kompulsif bozukluk diye söylendi. Bende bir ara çok temizlik takıntısı vardı. Ama böyle hani şey yoktu yani böyle sadece evi silip süpürmek istiyordum her gün. Şu an zaten hiçbir işimi yapamıyorum artık. Tamam sevgili Metin'e bir soralım ben bakalım. Ben yardımcı olmaya çalışayım mı? Ya. Şöyle bir şey söyleyelim. Birincisi biz Bursa'ya geldiğimizde bizim ofisimizi arasın. Benim burslu katılımcım olarak eğitimlere kendisini bir alalım.
Bursa'ya gidiyor musun? Bursa'ya gittik. Şimdi Ankara, İzmir, Adana yapıldı. Bursa'ya önümüzdeki sezon içerisine gitmeyi çalışacağız. Tamam. Biz kendisini gerekirse İstanbul'daki bir eğitimimize de davet ederiz. Sevda. Yani gelmek çok isterim. Çünkü artık eşime de bir şey söyleyemiyorum. Sevda. Şimdi Bursa İstanbul'a çok yakın evlatçım biliyorsun. Aha, senin böyle evet. Sık sık bilmiyorum hani ekonomik koşulların ne ölçüde ama. Ya ben Melik Hanım gidip İstanbul'da da tedavi gördüm. Ha canım. İnanır mısınız? İstanbul'da da tedavi gördüm. Evet. Yani çok fazla harcama yaptık. Hı. Ama inanır mısınız artık eşime bir şey diyemiyorum. Yani çünkü artık. Ben ona da bir şey diyemiyorum diyorum. Hani sen de yorulduysan bırakabilirsin anladım. Diyorum peki artık. Peki şöyle bir şey yapalım. Yani sen eğer İstanbul'a gidip gelme imkanın varsa Melek ekibi olarak biz konuşalım eşinle. Olur. Ve sevgili Metin'in terapilerine seni bir gönderelim bakalım. Çünkü Metin Melek abla kendisi talip oldu. Çocuklarım için ayakta durmak istiyorum. İki tane evladım var ama dün akşam çocuğumla konuşuyorum. Doğum günü ziyaret. Tamam. Anne diyor evde yapmak istiyorum. Doğum günümü diyor ama ben nasıl çağırayım ki? Bir ev işimi bile yapamıyorum artık. Ben şimdi Sevda, Metin Haray'la seni karşı karşıya bırakıyorum. Bir Metin bir sohbet etsin seninle bakalım. Birkaç tane tavsiye vermekle başlayalım. Birincisi biraz detaylarını da anlatacağım. Neyin nasıl işlediğini anlamanız için. Birincisi ne olursa olsun benim eğitimim fizik tedavi üzerine kurulu. O nedenle burada tedavinizi yine psikiyatrınız devam ettiriyor olacak. Ben sizi bu tedaviye nasıl destek olabilecek bir hasta haline getirebiliriz buna bir bakıyor olacağız. Birincisi... İçtiğiniz kahve ki ben beslenme uzmanı da değilim ama çok basit söyleyebilirim ki sizi beta beyin dalgasına çıkaracaktır. Beta beyin dalgası depresyonun yeşerebileceği bir yerdir. Alfadaki insanların depresyonda olduğunu görmezsiniz. Yani hormonal olarak bir yandan sizin stresinizi yükselten kahveyi içiyorsunuz. Bir yandan stresinizi aşağı çekmek için kimyasal psikiyatrın önerdiği ilaç yardımını alıyorsunuz. Bu çok doğru bir hareket değil. Çünkü ilaçla yapılmaya çalışılan şey mutluluk hormonunu arttırmak. Ama kahve bunun tam tersi etki yapıyor. Hemen diyeceksiniz ki ama Metin ben ayağa kalkamıyorum. Burada psikiyatrınızla konuşup sizi hem depresyonun dibine götürmeyecek hem de gündelik işlerinizi yapabilecek enerjiyi barındırabilecek bir kimyasal ilaç tedavisine yönlenmeniz gerekir. İlk yapabileceğiniz şey, ben böyle birisi gelseydi ne ödevler verirdim? Çok kısaca söyleyeyim. Her gün yarım saat spor yapmanızı önerirdim. Diyeceksiniz ki neden? Çok basit söyleyeyim. Depresyonun nedeni ne? Bedendeki mutluluk hormonunun azalması. Spor ne yapar? Mutluluk hormonunu arttırır. Yani sadece psikiyatrın elinde sihirli değnek varmış gibi ilacı verip sizi iyileştirmesini beklemek hem size hem psikiyatra biraz haksızlık gibi geliyor. Spor yapmaya başladığınızda ilk gün çok yorulacaksınız. Ağrılarınız artacak. Ama 2-3 hafta sonra aerobik kapasiteniz gelişeceği için daha dinç, daha etkili ve ev işi yapabilecek enerjiye sahip hissedeceksiniz. Bu dünyadaki en büyük yanılgıdır. Spor yaptığında yorulmazsın. Spor yaptığında dinçleşirsin. O nedenle yani birincisi bu. Bölüyorum ama ben zaten bir spor salonuna başvurdum. Evet. Bundan bir ay önce başvurdum. İnanır mısınız bir gün gidebildim. Sonra başka böyle artık hani herhalde diyorum beynim çalışmadığı için artık bedenime vuruyor benim. Midem şişiyor, rahatsızlıklar çıkıyor. Gidemedim ama bir hafta önce tekrar başladım spora. Hani zorluyorum kendimi gideceğim. Çünkü diyorum ben ayakta durmak zorundayım. Yoksa kendimi bırakırsam. Gerçekten şu an intihar. Zaten onu da yaptım zamanında. Sakın ha Sevdacığım. Yani onu da yaptım. Yapmadığım o da kalmadı. Ama ben çocuklarım için yani. Şöyle bir şey söyleyelim.
birkaç yoldan gittiğiniz zaman yani sadece spor bu tarz bir depresyonu yenmeye yetmeyecektir. Evet. Ama birkaç alandan aynı anda kendiniz için emek vermeye başladığınızda genelde birkaç hafta içerisinde rahatlama başlar. Birinci yapacağınız şey spora gitmek. İkinci yapacağınız şey kafein içeren içeceklerden uzak durmak. Bu ikisini yaptık mı, tamam mı? Tamam. Üçüncüsü, size bir nefes egzersizi gösteriyor olacağım. Bu bir sufi nefesidir. Bu bir kişisel gelişim nefesi. Birazcık rahatlatsın nefesi değil. Tıbbi bir müdahaledir. Ama bu müdahalenin kimyasal etkisi bir hapla değil, sizin belirli bir sinir sisteminizi uyarmanız olacaktır. Günde sadece ve sadece 20 dakika bu nefesi yapmanızı isteyeceğim. Ekran başındaki depresyon, panik atak hastalarının hepsi bunu yapabilir. Bu nefesin amacı beta beyin dalgamızı alfaya geçirmek olacak. Sizin beyin dalganızı düşürdüğümüzde obsesif kompulsif takıntılarınız, depresif ruh haliniz barınamamaya başlayacak. Ama bunu ne olur şöyle algılamayın. Ben bu nefesi yaptığımda anında 10 dakika sonra iyileşeceğim. Karşımızdaki insan bir günde bu depresyon haline gelmedi, değil mi? Yani muhtemeldir ki bir dizi olaylar oldu, canımızı sıkan şeyler oldu. Hiçbirimizin hayatı kolay değil. Hani ben de bugün gülümseyerek buradayım. Benim 3 hafta evvel babam bir operasyon geçirdi. Ya hepimizin hayatında sıkıntılar oluyor. Evet. Benim burada söylemeye çalıştığım bütün bunlara rağmen yapabileceğimiz şeyler var. Sadece tamamlayıcı tıbbın bu tip içsel yolculukların ve tedavilerin belirli bir zamana ihtiyaç duyduğu. Bir evlat dünyaya, iki evlat dünyaya getirdiğinizi söylemiştiniz. İki miydi? Evet, iki tane. Şimdi o evlatlar bile 9 ay 10 günde doğabiliyorlar ve doğduklarında bile size ne kadar yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu insanın da dönüşmesi bir süreç alacak. Burada ne olur bir yapıp bir yapmama, bir spora gidip gitmeme, bir nefes yapıp yapmama, iki gün kahve içip sonra bırakma gibi şeyler yapmayın. Kararlı biçimde devam edin. Bana bazen insanlar diyor ki ama Metin çok zor. İnanın şu an yaşadığınızdan daha zor bir yolculuk beklemiyor sizi. Sevda. Çünkü şu an böyle gittiğim zaman bir şey elde edemeyeceğim. Sevdacığım, şimdi 5-6 yıl önce başladığını söylüyorsun bu durumun. Ben şeyi merak ettim sevgili Metin. 5-6 yıl önce normal miydi her şey hayatında? Her şey normaldi. İnanır mısınız Melek abla? İki çocuğumu hiç yardım almadan. Yani her şeyimi kendim karşılayabiliyordum. Yani hiç yardım almadım ne anneden ne kayınvalidemden. Ya bir de benim oğlum çok hareketli bir çocukluk geçirdi. Dikkat eksikliği var benim oğlumda. Yani aşırı bir hareketli çocuktu. Kızım da çok böyle devamlı ağlayan bir mızmız bir çocuktu ama... Yani her şeyimi kendim üstesinden gelebiliyordum. Evimi, yani eşimi işten geldiği saatte masasını hazırlayabilen bir insandım. Ama sonra benim babam da hastalandı. Babamı da kaybettik. Babamı kaybettiğimizde 4 yıl oldu. Yani her şey artık üstesinde. Şu an hiçbir şeyi çekemiyorum. Şimdi bir dakika Sevdacığım. Normal midir bu ya? Her şey çok normal giderken. Şimdi bunu detaylı olarak dinlemek lazım. Tabii ki televizyonda her şey çok iyi gidiyor deniyor. Ama gelen kişilerde çok iyi gidiyor dendiği zaman ben çok fazla bunun öyle olmayabileceği üzerinde dururum. Çünkü bunlar bir günde olabilecek şeyler değil ama zaten bir tanesini söyledi. Hani bir babanın hastalık ve vefat süreci var dedi. Bu insanların hayatında tabii ki çok majör bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı. Ama hani, şu boyutlara işte bu boyutlara gelmesinin kimyasal nedenleri vardır. Atıyorum çok kafein tüketimi. Bazen kısır döngüye giriyor insan. Mutsuz oldukça daha da sıkılıyor. Sıkıldıkça daha da mutsuz oluyor. Ama bir şeyler yapılabilir. Her zaman için insanın yapabileceği şeyler vardır. Bir tane daha ödev veriyor olacağım size. Bu vereceğimiz ödev sufi nefesimiz. Şunu yapalım mı şu anda ve Sevda hatta kalsın? Burada gösterelim. Sevda. Hattan ayrılma çocuğum. Şimdi pek çok hastalıkların tedavisinde değil mi? Yani bedensel ve psikolojik hastalık nefesin çok önemli olduğu her zaman vurgulanıyor.
Biz doğru nefes almayı bilmiyoruz maalesef. Kesinlikle. Tabii burada çok dikkat edilmesi gereken bu nefes kısmı da biraz suistimale çok açıldı. Hani iki günde hocalar yetişti filan. Evet, garip evet. şeyler söylüyorlar. Benim burada anlatmaya çalıştığım sadece bir nefes tekniği, bir kişisel gelişim uygulaması değil, tıbbi bir teknik. Amacım bizi yavaşlatan ve mutluluk hormonlarını salgılatan bir nefes egzersizi yapmak. Sağlıklı yaşamak. Sağlık için. Hastalıklardan kendimizi korumak evet. ve kollamak için. Hadi gel bu nefesi şimdi, çok birlikte basit. Hep beraber. Hep beraber. Yapalım. Ben gösteriyor olacağım. Sevda Hanım evet. da baksın. Sonradan sürecin nasıl ilerleyeceğini tamam. zaten göreceğiz. Birincisi nefes alır ve verirken kesinlikle burun kullanılmalıdır. Çünkü burun hı-hı. nefes yolumuzdan geçen bütün havayı nemlendirecek, filtreleyecek ve ısıtacak şeylere sahiptir. Çoğu depresif insanın veya çoğu akciğer problemi yaşayan insanın hep ağızdan nefes aldığını görürüz. Bu mesela çok basit gözden kaçan bir şeydir. Yanlış. Ağızdan nefes aldığımızda bütün o yabancı maddeler akciğere gidecektir. Burundan alıyoruz. Tıpta bazı yerlerde ağızdan verilir ama ben yine burundan tercih ediyorum. Amacımı sonra söyleyeceğim. İkincisi nefes al dediğimde insanlar hemen diye derin bir nefes almaya çalışıyor. Bu çok dirençli bir nefes. Bakın hayatı mutsuz, sinirli, öfkeli yaşayan insanlar diye dirençli nefes evet. alırlar. Dingin yaşayanlar rahat nefes alırlar. O nedenle dirençli bir nefes istemiyoruz. Nefesi içinize davet ediyor olacağız. Sadece ve sadece üçüncü kısımda nefesi verirken daha yavaş olmanız. Hı-hı. Ben örnek bir nefes göstereceğim. Tamam. Bakın mikrofon burada. Hiç ses duyulmayacak. Tamam. Sevda hatta o nedenle, mısın? Evet hatta. İzle çocuğum. O tamam. nedenle baksınlar çünkü elimle nefes aldığımı ve verdiğimi gösteriyor tamam. olacağım. Bakın hiç duymuyorsunuz nefes alıp verdiğini. Bu nefesi yaklaşık 10 dakika boyunca yapmanızı hadi istiyoruz. Hadi bir hep beraber şunu bir yapalım. Tamam. Sessiz sizler, almayı öğrenelim. Sevdan ekran başındakilerin elini böyle yapmasına gerek yok. Ben onlara telkin vermek evet. için gösteriyor olacağım. Evet. Sizler bunu yatarak yapabilirsiniz. Uzanarak yapabilirsiniz. Dik bir şekilde koltuğunuzda oturarak yapabilirsiniz. Hepsi bizim için yeterli. Şimdi yapacağımız çok kısa bir versiyonu. Ama program bittiğinde ne olur 10 dakikalık versiyonu yapmalarını rica tamam. edeceğim. Önce nefesimizi veriyoruz. Bir de nefesi buradan mı alalım, diyaframdan mı alalım? Şimdi mesela bu önemli bir konu. Genelde hocalar diyafram diyor, buradan diyor, bazal nefes, apikal nefes. Şimdi fizyoterapistler... Aslında bunu hastanede yaptırtan hmm. sağlık çalışanları. Evet. Ona rağmen ben ne kadar fazla bildiğimizin ne kadar fazla hasta tedavi ettiğimize yansımadığını gördüm. Bir hastaya şunu yap, bunu yap, diyaframı yap dediğinizde kasılmaya başlıyor. Hmm. O nedenle ben hiç önemi yok sadece bu nefesi aldım. Anladım. Bu nefes öyle bir nefes ki zaten diyaframı hareket ettirmeden bu nefesi alamazsınız. Hmm. O nedenle asıl ustalık basitçe bir problemi çözebilmekte yatıyor. Tamam. Derin nefes alıyor olacağız. Yavaş yavaş tamam. verelim nefesimizi. Verdi. Nefesimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derin nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derin ve dingin nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu yaklaşık 10 dakika boyunca yapmalarını istiyorum. Şimdi biz 3-4 kez yaptık. Bunun kimyasal etkisi çok ufak ufak başlar. Ama 10 dakikanın ilk 5 dakikası zihniniz sürekli bir karmaşa içerisinde olacak. Sürekli aklınıza bir sürü düşünce gelecek. Ona rağmen o düşüncelere odaklanmayacağız. Kovmaya çalışmayacağız. Sadece derin nefes alıyor olacağız. Bedenin kimyasal sistemleriyle savaşabilen bir zihnimiz yok. Bugün bir doktor size morfin iğnesi yaptığı anda hemen bayılıyorsunuz. Evet. Beden, beyin özellikle kimyasal ajanlarla çalışır. Bu nefesi ilk yaptığınızda bazen...
özellikle depresyon ve panik atak problemi olan hastalarımız, ya ben çok sıkıldım, çarpıntım oldu, daraldım diyorlar. Ya çarpıntın olduysa iyi diyorum. Çünkü kalbin atmazsa ölüyorsun. Yani bir şekilde kalbinin atması gerekiyor. Ama burada bu nefesi yapmaya başladıktan sonra, özellikle 2-3 hafta sonra bedendeki mutluluk hormonu seviyesi değişiyor. Ve değişmeye başladıkça tabii ki daha mutlu oluyorsun. E mutlu oldukça iletişimin güzelleşiyor. İletişimin güzelleştikçe daha da mutlu oluyorsun. Mutlu oldukça algın değişiyor. Bakın. Sevda, aldın değil mi? Pardon Metin'cim. Aldın değil mi nefesini? Evet, aldım. Evet, bunu bunu günde birkaç kez yapmanızı isteyeceğiz. Özellikle daha kronik rahatsızlıkları yaşayanlar. Yani 5-6 sene gibi çok uzun bir dönemden bahsettiğimizde bunu birkaç kez veriyoruz. Kaç dakika yapsın günde? 10'ar dakikadan 3 kez verirdik. Yarım saatte bir sporumuz olsa, bir de kahveyi bıraktığımızda bir ay sonra kesinlikle tablonun değiştiğini görebiliriz. Evet, bir de inanmak çok önemli Sevda. İnanmak ve ardından gereken her şeyi yapmak. Evet. Efendim canım. Evet, ben işte Melek abla psikiyatri tedavisinde, inanır mısınız, İstanbul'da da özel hastanede tedavi gördüm. Orada bir 15 gün gibi kaldım. Ama buraya geldikten sonra gidip gelmek bizi çok zorladı. Çünkü bu psikiyatriler o kadar çok hani maddi yönde bizi sarstı yani. Bir de hastaneye özel bir para ödendi. Ondan sonra burada bir doktora başladım tekrardan. Ama doktoruma söylüyorum, ben diyorum, doktor hanım diyorum, yani ilaç kullandığım zaman kendimi artık daha kötü hissetmeye başladım diyorum. Çünkü hiç kalkamıyorum. Yani uyuşuk, ruhsuz oldum, iyice ruhsuz oldum artık. Tepki bile vermiyorum yani, çocukların durumuna, eşime bile tepki veremez hale geldim. Sonra doktorumu değiştirdim. Hani o doktor hanıma tekrar söyledim. Ben dedim ilacı bırakmak istiyorum. Yani o doktor hanım da dedi, önce sizin dedi hani düşüncelerinizi de değiştirmeniz gerekiyor dedi. Sevda, ben bir şey merak ediyorum. Sadece ilaçla mı seni tedavi ettiler? Evet, ilaçla tedavi ettiler. Ama İstanbul'da kaldığım zaman da terapi de aldım. O zaman çok geldiğimde inanır mısınız gerçekten şu durumdan çok iyiydim. Ama yani biz de devam edemedik. Çünkü şartlar çok zorladı bizi. Yani bir de ben kendim ev hanımı olduğum için eşimden de hani yani artık bir şey diyemiyorum eşime. Çünkü gerçekten hani yapabileceğini yaptı yani. Bir şey diyemem o konuda. Peki yavrum, bir dinle bakalım. Şimdi eşinize bir müjde verelim. Eşi iyileşiyor olacaktır. Çok rahatlıkla hallolabilir. Sadece burada istikrar çok önemli. İstikrarlı olmak gerekiyor. Mutluluk ve mutsuzluk tamamen bizim yaptığımız şeylerin, düşünce yapımızın, hormonlarımızın etkisinde. Zaten yani yaşadığınız hayatta da çok büyük bir probleminiz olmadığını söylediniz şu anda. Biz elimizden geleni yapıyor olacağız. Sizden ricam, biz buluşmadan evvel en azından bir buçuk ay size söylediğim bunları yapmanız. Zaten o tabloyu değiştirecek. Ama burada iki tane problem var. Bir, tıbbımızın insanları ne kadar mekanik gördüğünü görüyoruz. İki, hastalarımızın ne kadar doktordan sihirli değnek beklediğini görüyoruz. Ben bugün bir problemle bir doktora, bir uzman hekime başvurduğumda, hocam şu 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 ilaçları ve tedaviyi öngördünüz, verdiniz. Benim bu tedavinin kalıcılığını sağlamak için yapabileceğim şeyler nelerdir? Beni bu konuda aydınlatır mısınız derim. Sizden de ricam, ne olur tedavi olurken doktorunuzla işbirliği içerisinde, tabii ki onun uzmanlık alanına saygı duyarak neler yapabileceğinizi görmeye çalışın. Biliyorum bu durumda oldukça zor oluyor. Hani insan mutsuzken bir şeyleri göremiyor, düşünemiyor, soramıyor, bir yardım eli bekliyor. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Kalbimin kırıldığı zamanlar oldu. Annemin hastanede kemoterapi gördüğü zamanlar oldu. Babamın başında ağladığım zamanlar oldu. Dünyanın dört bir yanını dolaştım. Sufi kamplarına gittim, dağa çıktım, en iyi hocalara gittim, en iyi doktorlara gittim, en iyi ritüelleri uyguladım. Ve eninde sonunda anladım ki nereye gidersem gideyim,
içimdeki sıkıntım, komplekslerim, ezikliğim, üzüntülerim, travmalarım benimle geliyor. Ve o zaman anladım ki kendim bu işi çözmem gerekiyor. O nedenle bakın çok açık söyleyeyim, modern tıp ne yazık ki bunu göremiyor ama hekim yarayı sarar, gerisi hastaya kalır. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ben ilacı kullanmak istiyorum diyor, istemiyorum diyorsunuz ya. Bunun için ilaç kullanmayacak kadar mutlu bir hale gelmeniz gerekiyor. Yani biz fizik tedavide bacağından ameliyat olmuş bir hastanın kemiği kaynamadan koltuk değneğini at yürü diyemeyiz. Sizin bu ilaca kullanıyor olmanızın nedeni kendi üzerinize düşenleri aslında yapmamış olmanız ve mutluluk hormonunu salgılamamış olmanız. Evet bu biraz sert gelebilir ama bugün mutsuzluğunuzun sorumlusu sizsiniz. Bugün bunun çok güzel bir tarafı var. Çözümün de sizde olduğunu fısıldıyoruz bu cümleyle. İşte o nedenle yine doktorunuzun, uzman hekiminizin kontrolünüzde sevdiğiniz bir hekimle. Hı hı. Benim annem kendi sürecinde doktoruyla ilgili bir sıkıntı yaşadı. Dedim ki anne seviyor musun bu doktoru? Çok seviyorum dedi. O zaman devam anne dedim. Yani doktor hasta ilişkisinde çok hastanın önemli. Da doktoru seçtiğini ve doktorun doğru bilgilendirdiğini ve hastanın bu bilgileri talep ettiğini görmek istiyoruz. O nedenle ne olur mutlu olduğunuz size iyi gelen bir doktorla bir hekimle devam edin. Ayrıca tavsiyelerimizi uygulayın. Sizden ricam ekibimiz buradaki ekiple iletişime geçecektir. İlk var olan eğitimimize tamamen burslu olarak siz de geleceksiniz. Sadece bir kuralımız var. Biz insana güvende, yine benim babama verdiğim bir söz dolayısıyla burslu çok fazla insan alıyoruz. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Aldığımız kişi yaşamı değiştiğinde bize olan borcunu ihtiyacı olan birine vermek durumunda. Bu para değil. Dönüşen bir yaşam olarak duruyor. Ancak ve ancak bu şekilde başka bir dünya yaratabiliriz. Çünkü emin olun bu rahatsızlığı bir tek siz yaşamadınız. Benim hayatımda 3,5 senem her gün hüngür hüngür ağlayarak mermerin üstünde yatıp gözyaşlarım içine boğularak geçti. Ben çok iyi anlıyorum sizi ve ne kadar çaresiz hissedildiğini anlıyorum. Ama bir şeyler değişebilir ve bir şeyler olabilir. Hiç merak etmeyin. Biz elimizden geleni yapıyor olacağız. Sadece şimdilik bu ödevleri yapmaya başlayın. Bakın şu anda yaptığınız ödevler sizi uçurmayacak. Bu ödevler kanat çırpma egzersizleri. Bir şeylere hazırlayacak. Evet. Burada kanat çırpmamızın nedeni ilk başta uçmak değil, uçacak kanatları yaratmak. Düşünsenize, düşünün psikolojik olarak kilolu olduğunuzu düşünelim. İlk rejim yaptığınız ve spora başladığınız gün hemen zayıflamıyorsunuz. Zayıflamaya başlıyorsunuz. Zayıf bir bedene ulaşmanız birkaç ay alacaktır, belki bir sene alacaktır. Sizden ricam kararlı olun, elinizden geleni yapın. Her zaman için bir çözüm vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Sevda. Bizde bilgilerin olacak, var, alınmış. Lütfen ev ödevlerini ihmal etme. Senden Melek ablan olarak rica ediyorum. Tamam mı? Bir telefonumuz daha var. Tamam. Evet Gamze Ertekin İzmir'den bağlanıyor. Alo. Alo merhaba Melek Hanım. Merhaba Gamze. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Metin Bey'e benim bir sorum olacak. Tabii. Annem şu an 70 yaşında. Kaç yaşında? 14 yaşındayken 70 yaşında. Evet. 14 yaşındayken bir tren kazası sonucu sol bacağını kaybediyor kasıktan. Ama bu 56 yıl boyunca muazzam sancılar çekiyor. Ayağımın parmaklarını kesiyorlar, dizimi koparıyorlar, işte kemiklerimi kırıyorlar gibi. Çok doktora götürdüm. Fantom sancı dediler ve işte depresyon ilaçları verdiler ama hiçbir işe yaramadı. Bazı dönemler muazzam ağrılar çekiyor ve ben artık kahroluyorum. Ne yapabilirim? Anneme nasıl yardımcı olabilirim? Şu an diğer odada sizi dinliyor. Lütfen bana bir yardımcı olun. Şimdi öncelikle fantom sancısı ve fantom hissine insanlara onu anlatmak gerekiyor. Amputasyonlarda yani uzuv kesildiğinde aslında bacak veya kol olmasa bile
uzvun bir bölgesinin kaşındığını, ağrıdığını, sızladığını hissetmeye başlıyor. Aslında bu tıbbın çok şaşırdığı bir fenomen. Çünkü bizim sadece gördüğümüz mekanik beden olmadığımızı, aslında ruhsal varlığımızın da olduğunun inanılmaz bir sonucu. Fantom sancıları için özel olarak yapılabilecek bir şeyden ziyade ağrı için yapılabilecek birkaç şeyden bahsedelim. Vermiş olduğum nefes egzersizi aslında bedensel ağrıları azaltmak için yardımı olacak bir egzersizdir. Çünkü psikoloji düştükçe ağrı artar. Ağrı arttıkça psikoloji düşer. Çünkü olmayan bacağının ağrıdığını aynen hissediyor. Aynen öyle. Şimdi burada bizim yapacağımız ilk şey, dikkat edin. Mesela biz fizik tedavi hastalarını aldığımızda, ki ben artık çok fazla fizik tedavi hastası almıyorum. Ama sonuçta uzmanlığım bu olduğu için görme şansımız oldu. Bazı hastalarımız var, moral olarak çok iyiler ve dokunuyorsunuz, bakıyorsunuz, klinik tabloyla var olan hastalık arasında bir uçurum var. Bazı hastalara bakıyorsunuz, aslında hiçbir şey yok ama o kadar depresifler ki ağrıları artıyor. Annemize verebileceğimiz ilk önemli şey onun da bu nefesleri yapıyor olması, kafeinden uzak duruyor olması ve keyifli oluyor olması. Ne kadar keyifli olursanız ağrılar o kadar azalacaktır. İkincisi, bununla ilgili nörolojik çalışmalar yurt dışında yapılıyor. En son fantom ağrısına çok ilginç bir çalışma yapıldı. Bedenin orta tarafına bir ayna kondu. Ve ayna, bu bir çok ilginç bir çalışma. Tıbben de çok tartışmalara neden oldu. Bedenin orta tarafına bir ayna koyup diğer bacağı görüp onu oynatıyormuş gibi hastayı bir yanılsamayla, aslında bir noktada zihni uyuşturarak, zihni bir şekilde o bacağı oynatıyormuş gibi hissettirerek çalışmalar yapıldı. Bunun internette örneklerini bulabilirsiniz. Gamze tabii ki bunu yapabilir mi acaba? Tabii ki yapılabilir. Şeyde. Ortaya bir ayna konularak yapılabilir. Dediğim gibi bu yine bir nöroloğun gözetiminde yapılması gereken bir tedavi. Hani ben bunu insan olarak bir terapistliğin ötesinde gördüğüm bir çalışmadan söyleyeyim. Ama bizim fizik tedavici olarak da çok karşılaştığımız, ne yazık ki çok rahatsız eden bir rahatsızlıktır. İnsanları çok huzursuz eder. Ama dediğim gibi, bir, nefesleri deneyebilir. İki, kendi içsel yolculuğunda adım atabilir. Kendini fark edebilir. Bedenini sevebilir. Bakın, bugün hepimiz şüphesiz ki bazı rahatsızlıklar yaşıyoruz. Biz anneye teşekkür ediyoruz ki yani 14 yaşında böyle bir kaza, böyle bir çocuk yetiştiriyor, hayata tutunuyor. Evet. Bu muhteşem bir haber. Evet. Yani demek ki bunların birçoğunu yapmış hayatı boyunca. Şu anda da yapabileceği bir şeyler vardır. Çünkü oradaki ağrı yine tamamen psikolojik. Evet. O uzuv yok. Evet. Psikolojik demek yine insanın yapabileceği çok şey vardır demek. Annenizin adı ne sevgili Gamze? Fikriye. Fikriye Hanım. Fikriye Hanım bizi dinliyorsa öbür odadan. Bakın, Metin Hara o kadar güzel bir şey söyledi ki. Gerçekten 14 yaşından 70 küsür yaşına kadar, değil mi? Yani işte sizi yetiştirmiş, işte her şeyi yapmış hayatında, evlenmiş, doğurmuş. Bence bunun üstesinden gelecek. 70 bir yaş üstü olsa bile gelecek. İkinci bir şey, kendisi de okuyabilir, siz de okuyabilirsiniz. Kitapta elimden geldiğince hiç bilgi cimriliği yapmadan insanların okuduktan sonra uygulayabilecekleri yaklaşık 5-6 tekniğimiz var. Bunların içerisinde psikolojik tekniklerden enerji tekniklerine, işte sufilikten kabalizme, ezoterizme, birçok farklı teknik var. O nedenle kitabı okuyup annenize sizler de yardımcı olabilirsiniz. Kitabımız benim bu. Belki hiçbir zaman için şöyle bir egom olmadı. Herkes bana gelsin ve bir şekilde ben tedavi edeyim. Bizler bana herkes şunu diyor ya, herkes her şeyi yapabilir mi diyor. Ben diyorum ki herkes her şeyi yapamaz ama herkes bir şey yapabilir. Ve siz de anneniz için bir şey yapabilirsiniz. Benim adıma çok büyük bir gurur ve onurdur beni yetiştirmiş anneme babama yardım edebiliyor olmak. Bir evladın en büyük gururudur. Sizin de belki anneye ufak bir borç ödeme, bir jest yapma şansınız var. Hani okuyup, ödevleri yapıp, anlayıp anneye gerçekten siz de şifa verebilirsiniz. Böylelikle anne kız ilişkisinde de çok bambaşka bir boyut olacak. Bence de. Bence de.
Sevgili Gamze, başka sormak istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Sağ ol. Ay yani zaman öyle bir geçti ki. Değil mi? Biz çok keyif alıyoruz sohbetten. Onun için bugün izninizle hani bandımızı girmeyeceğiz. Metin'le devam edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Metin'cim bak burada düşük tansiyon... Düşük tansiyonlular kim var bakayım? Düşük tansiyonlar. Evet. Şimdi düşük tansiyonun nedenini... Aslında o kadar hoş başlıklar var ki zamanımız yetmeyecek. Hayatta coşkunun yitirilmesi, yapacak anlamlı bir şey bulunmamasına bağlıyor. Mesela düşük tansiyonlardan hani ben hepsini göremedim. Bir hanımefendi el kaldırdı. Kaldırın bakayım düşük tansiyonu. Size bir verelim mi mikrofonu? Arkadaki bayana. Evet. İsminiz neydi? Sebahat Hanım. Sebahat Hanım'ın yüzüne baktığımızda, Sebahat Hanım tabii ki çok tatlı bir insan. Hüzün tabii ki, görüyoruz değil mi? Evet, hüzün görüyoruz. Şimdi bir insanın tansiyonu neden yükselir? Yapacak bir şey olduğunda. Genelde yaşamla ilgili biraz mutsuz bir döneme girdiğimizde, yapacak şeyde anlam bulamadığımızda, keyifsiz olduğumuzda tansiyon düşmeye başlar. Ama bunu ne olur şöyle anlamayın. Düşük tansiyon böyledir, yüksek tansiyon şöyledir. İnsanlar hep tüme varmaya ve hemen düz mantık yapmaya çalışıyor. Kitapta çok uzun uzun 50-60 sayfada bunu anlattım. Bu düz mantık yapılabilecek bir şey değil. Ama genelde bakıldığında düşük tansiyonlu insanların psikolojik duruşları her zaman için biraz keyifsiz, mutsuz olan insanlardır. Birazcık daha mutlu olmaya başladığımızda, yani yaşamda kalkıp o gün ben mesela sabah kalkıyorum. O gün bir insanın kalbine nasıl daha aşkı üfleyebilirim? O gün bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim? Bir hastayla beraber nasıl içsel yolculuğuma çıkabilirim? Farklı bir dünya yaratmak için ne yapabilirim dediğimde tansiyonum yükselmeye başlıyor. O kalbin atmasının, o kanın basınçla hücrelere gitmesinin bir nedeni var. Şimdi sizden ricam ne olur yavaş yavaş o grileşen, hayatın bizi yorduğu insanı yavaş yavaş bırakıp bir şekilde bambaşka bir dünya için hep beraber çalışmak. Bu zamanla olacaktır. Biliyorum ki bu insan bir günde somurtmaya başlamadı. Bir günde üzülmedi. Ama size soralım şunu söyleyeyim. Var mı öyle? Tabii ki sorabiliriz. Yok öyle bir sorunum yok ama. İşte... Ama bir hüzün var yüzünde. Şimdi, farkında olmayabilirim yani. Şüphesiz ki insanlar kendi iç dünyalarına çok fazla dönemedikleri zaman, hepimiz bunu yaşıyoruz, yapacak çok işimiz var, kendimizin çok farkında olamayabiliyoruz. Ve farkında olmadan altta bir sürü şey birleşebiliyor. İnsan zihni zannettiğimizden çok daha karmaşık. Benim şöyle bir vakam oldu. Kadın kanser hastası. Çocuklarına soruyorum, hiçbir problemi yok. Her şeyiniz yerinde. Annemiz sürekli kahkaha atar dediler. Annenin daha sonra aslında bu iki çocuğun bilmediği farklı bir evlilikten bir çocuğu olduğunu ve eski eşinin bu çocuğu ondan çaldığını, kaçırdığını ve hayat boyu görmediği bir evladı olduğunu öğrendik. Ay. Şimdi ben tabii bunu evlatlarına söyleyemiyorum. Ama o kahkaha atan annenin aslında ne kadar büyük bir evlat özlemiyle kahrolduğunu ve bunun psikolojisini çökerttiğini göremedi. Kendi evladı bile annesini göremedi. O nedenle insan bedeni, insanın sadece yüz ifadesiyle bile çok şey ifade eder. Bazen insanlar diyor ki ya Metin, etrafımda eğlenceli insan yok. Ben somurtuyorum, nasıl gülelim diyorlar. Ben de haklısınız diyorum. Bakın eğlenceli insanların hepsi eğlencelilerle dolaşıyor. Somurtan evet. İnsanların hepsi somurtanlarla dolaşıyor. Ay bir şey söyleyeyim mi hanımlar? Dertlilerle dolaşmayın. Dert dinlemeyin yahu. Vallahi dinlemeyin yani. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Benim de bir sorum var. Ben buyurun. De kanser hastasıyım. Tansiyonum da düşük. Ben de kanser hastasıyım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben sizi hiç tanıyor muyum? Daha önceden tanıştık mı? Yok, tanışmadım. Ben size birkaç şey söyleyeyim mi? Bakın bu falcılık değil, bu bilim. Meme kanseri olan hastaların, bayanların %95'i oldukça fedakar insanlardır.
hayır demeyi pek bilmezler. Evet. Kendilerinden önce başkalarını beslemeye çalışırlar. Doğru mudur? Doğru. Ne Peki kadar ben size uyuyor? Ben kanseriyim demedi de sen bunu nereden anladın? Hayır. Demedi kanser hastasıyım. Yok demedim. Meme kanseriyim evet. Efendim? Meme kanseriymiş de sen evet. bunu nasıl anladın? Yok söyledi diye Hayır, duydum söylemedi. Ama. Hayır söylemedi. Meme kanseriyim evet. Söyledi. Söyledin evet. mi? Evet. Ha ben söyledi. Sadece şey oldum birden burada şimdi. Allah'ım dedim yani. Şimdi genelde bizler kendimizde tasavvufta buna alma verme dengesi deniyor. Kendimizi ihmal edip çok fazla vermeye başladığımızda bedendeki enerji dengesi de yitirilmeye başlıyor. Bu aslında çok iyi niyetli gibi gözüken ama bazen karşımızdakini iyiliğimizle ezdiğimiz bir durum oluyor. Genelde bu tip rahatsızlıklarda olan insanlar mesela etrafına kızgın olmazlar, kırgın olurlar. Kırgın, Bakın evet. normal çok insanlar kırgın. Kızar. Ama meme kanseri yaşayan insanlar o kadar iyi insanlardır ki kızgın bile olamazlar, kırılırlar. Kendi içlerine atarlar. Evet. Burada bizim kitapta yine alma verme dengesi dediğimiz şeyi yapmak için egzersizler var. Bu oldukça ağır bir durum. Çünkü iyilik yapıyorsunuz ve karşılığında birçok insan sağlıklı ama siz rahatsızlık yaşıyorsunuz. Evet. İster istemez bir İsyan ediyorsunuz. Ben bunu gelen rahatsızlık, bu tip rahatsızlıklar yaşayan insanlarla çok tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama inanın bununla ilgili de yapılabilecek çok şey var. Meme kanseri olduktan sonra bir tedavi süreci geçirdiniz mi? Yok geçirmedim. Ne yapıldı? Ameliyat mı oldu? Ameliyat oldum evet. Evet. Alındı. Sonrasında yaşamınızı değiştirdiniz mi? Değiştirdim. Nasılsınız? Daha mutlu, daha mutsuz? Mutsuz oldum tabii ki ama... Şu kendimi... anda daha mı mutlusunuz, daha mı mutsuzsunuz? Mutluyum. Daha mutlusunuz. Evet. İşte içsel yani. Dönüşümü Yürüyüş yaptığında... Yapıyorum. Mutluyum yani. İnsanlar bu rahatsızlıkla daha mutlu olmaya başlıyorlar. Neden? Düşünün ki meme kanseri olmuş bir insan olarak siz evdeki Vileda'nın sopası kırıldı diye bunalıma girer misiniz şimdi? Girmezsiniz değil mi? Marka ismi vermiyoruz. Hayattaki, pardon çok özür dilerim. çok özür dilerim. İsmi vermiyoruz. Bir şekilde bizim hayatta neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu anlamamızı sağlayan bir rahatsızlık bu. Hı. O nedenle muhteşem, vardır bir hayrı diyelim. Ve ilk tedavi olmuşsunuz, ne güzel. Evet, teşekkür ederim. Ay peki... Bana bir gül geliyor galiba orada. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet kokulu güle. Ay bu nasıl bir şey? Vallahi bayıldım. Biraz şu kopartayım da bir dakika bardağa koyacağım yaşasın. Çünkü kokulu gül bulmak çok zor artık. Şimdi bir şey söylemek istiyor. Teşekkür ediyorum canım. Sevgili Metin, ben bugün senin sohbetinden. Aktardığın şeylerden son derece keyif aldım. Kesin inanıyorum ki ekran başında oturanlar da çok büyük keyif aldılar ve dikkat ve ilgiyle izlediler. Sizler de aldınız mı efendim? Peki. Peki. İnşallah diyorum tekrar bir araya seninle geliriz. Çünkü çok önemli başlıklarımız kaldı daha bir sürü. Çok seve seve. Konumuz var konuşacağımız. Bu kitabını okuyacağım. Kitap cumartesi günü çıkıyor. Çıkıyor. Bir istila başlatacak. Üçlemenin birincisi. Tamam. 400 sayfa bütün bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Yaşa. Şimdi efendim Metin Hara'ya çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için. Ve biz gidiyoruz. Bitti çünkü. Biz gideceğiz ki reklam gelsin. Sizi seviyoruz efendim. Yarın yine bir aradayız. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın, coşkuyla kalın.